Türkiye'de şehit Abdülahad Maktum Hacım'nın gayibane cenaze namazı okuldu. Xitay tecavüzçileri tarafından tutkun kılınan ve türmede şehit kılınan Uygur halkının pahırlık ustazı Abdülahad Maktum Hacım'nın gayibane cenaze namazı İstanbul'un Sultan Muhammed Fatih Camisi'de bugün 1. iyun Cuma namazından kin okuldu. Bu faaliyetin teşkilatçısı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bulup, Gayibane cinazı namazına her kaysi Türk kirindaş cemiyetlerinin mesulleri hem de köp sandı Türk halkıdan başka Şarkı Türkistanlıklardan 2000'den köp kişi katlaştı. Şunaklı bugün şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın gayibane cinazı namazı İstanbul'dan başka yana Amerika, Avustralya, Gollandiya, Türkiye'nin Kayseri şehri Katarlık devlet ve rayonlarda okşaş vakitte cüme namazından kiyin çürüldü. Namazını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin okutkuçisi Profesör Doktor Celal Arbay başlap okudu. Arkadın Allah'tın şehit ustaz Abdülahad Maktum Hacım'ın şehadetini kubul kılışını tileş bilen birge, Xitay rejiminin halakiti, Şarkı Türkistan halkının Xitay zulümünün kutuluşu, dünya Müslümanlarının izzet ve şerifi üçün dualar kıldı. Şarkı Türkistan Marif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan Teşkilatlar Birliği'ki vakaletten söz kılıp, Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'da elip beri vatkan bastırışları, horluklar ve kırgıncılıklarını kıskıcı tunuşturup ötti. Şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın Türkiye'de yaşavatkan tukkını Muhammed Ali Muallim söz kılıp, Şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın dinğa ve Uygur halkının akidesini saplaştırış için kılgan halisane tökbelerini tunuşturup ötti. Uygur İlim Medeniyet Tetkikat Vakfı Reisi Abdülahad Uçkun Efendi, Şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın hayatıdaki Uygur Müslümanlara hizmet kılış yolu körsetken ülgülük örnekler ifadelenen kıskıcı tercih halini sözlep ötti. Ahırda pişkadem dini alimlerimizin Niyaz Damullam'ın yetekçiliği de namazı katlaşkan barlı kıyrındaşlar Allah'tın Şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın şehadetini kubul kılışını, Şarkı Türkistan'daki kıyrındaşlarımızın Xitay zulümeden tezirak kutuluşunu tilep dualar kıldı. Gayibane cinaze namazı caranlık Allahu Ekber sadaları içi de ahırlaştı. Uygur faaliyetçi Turmuhammed Haşim Yaponiya'da açlık ilan kıldı. Yaponiya Uygur Birliği Reisi şundakla Dünya Uygur Kurultayı Ali Rehberi Rabia Kadir Hanım'ın Şarkı Cenubi Asya Devletleri ve Yaponiya'daki alahide vekili Doktor Turmuhammed Haşim 31. May Peyşembe günü Tokyo vakti saat 10'dan başlap Xitayning vatanimizda elib berayotgan qattiq bostirishlari va oxirgi yillarda boshlatgan atalmish tarbiyalash lageri nomidagi jazo lageri deb atayotgan millionlagan sharqi turkistonlik qarindoshlarga hissashlik qilish va Xitayga qarshi qattiq noroziligini bildirish uchun 48 soatlik yolg'iz kishilik ochliq e'lon qildi. Doktor Turmuhammed Hashim keng yapon xalqiga Xitayning sharqi turkistonda elib berayotgan yo'q qilish siyosati tushuntirilgan tashviqat varaqchilarini tayyorlab tarqatganligini ve birkaç televizyon muhbirleri gelip özüden söhbet elip ketkenlikini bildirdi. Şunakla teyhamı köp yapın halkıgi yetküzüş üçün ictimai uçur vasıtlarını kan kölemde işletkenlikini bildirdi. Doktor Turmuhammed Haşim açlık ilan kılıç namayişini Tokyo'daki Xitay konsulü aldığı da başlayan bulup, Xitay konsulü biraz ket çaydı bolgaşka, keç kirgendiyken şehir merkezdeki Adem köp çaygı yötkülüp, keç saat 2:30'a devamlaştırdı. Keyin ko'chalarda odam qolmagandekin shu yerda o'tirib tong otquzdi va bugun atigan soat 8'da Xitay konsuli oldiga kelib faoliyatini davom qildi. Uning bildirishicha u ati atigan soat 10'gacha ya'ni 48 soat to'lg'icha ochliq e'lon qilishni davomlashtirganligini bildirdi. U yana tunugundan buyon uni yolg'iz qo'ymagan va kechagacha uning bilan birga ko'chada qo'nishib bergan Sharqi Turkiston da'vosini qo'llayotgan yaponlik do'stlarga rahmat aytadiganligini bildirdi. Amerika Deniz Armiyesi Admirali Xitay Amerika üçün uzun müddetlik rekabet obyekti dedi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika Deniz Armiyesi Hindi Tınıç Okyan Komandalık Ştabının komandanı Admiral Harry Harris Xitay'ını Amerika üçün uzun müddetlik bir rekabet obyekti deb görsetti. CNN televizyonunun haberine karaganda Admiral Harry Harris bu sözünü Hawaii Ştatı'daki bir harbi murasimde kılgan. O sözde Şimali Koreya'nın yadro sınakları gerçi Tinç Okyanı'nın tınıştıkı bevası tehdit hasıl kılsı mı? Ama Xitay'nın zomigerlik arzusunun Amerika üçünü elip etkanda en çok ve uzun müddetlik bir rekabet işkerlikini bildirdi. O sözde yana Amerika ve onun şerikleri navadı bu meseleyi ciddi karımağın takdirde Xitay'nın Asya'da zomigerlik çüşünü emelge aşırdığallıkını agahlandırdı. O mundaq dedi. Amerika Xitay bilen hemkarlaşıkı tekişlik yerde hemkarlaşışı
ama Xitoyga qarshi turishga tegishlik yerda cho'qim qarshi turishi kerak. Ma'lum bo'lishicha, bugun Havayda o'tkazilgan harbiy marosim Amerika dengiz armiyasi Tinch okean qo'mondonlik qismlarining ism o'zgartirish marosimi bo'lib, marosimda mazkur qismning ismi rasmiy holda Hindi Tinch okean qo'mondonlik qismi deb o'zgartirilgan. Xabarda aytilishicha, bu qitimliq ism o'zgartish Amerikaning Tinch okean va Hindi okeanda Hindiston bilan bo'lgan hamkorlikka alohida ahamiyat beradiganligidan darak beradi ekan. Reuters agentligining xabarida aytilishicha, Amerika Hindiston ikki davlat 2016 yili o'zaro harbiy hamkorlikni kuchaytirish, bir-birining zaminlarini harbiy baza va boshqa ehtiyojlar uchun ishlatish to'g'risida kelishim imzolagan bo'lib, bu Xitoyning Tinch okeandagi zo'migarlik harakatlarining kuchayib ketishiga qarshi elingan bir tadbir xarakterli qadam hisoblanadi ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyga tahdid soldi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining G'arbiy Tinch okeandagi kichik orollarni yo'q qilib o'tish tajribasiga ega ekanligini bildirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari bosh shtab boshqarmasi bayonotchisi leytenant general Kenneth F. McKenzie Davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Dana White bilan birlikda o'tkazgan haftalik axborot vositalarini xabarlantirish yig'inida muxbirlarning savollariga javob berdi. McKenzie bir muxbirning Xitoyning talash tortishlik orollarni qurollantirishiga qarata Amerika Qo'shma Shtatlarining bu orollarga harbiy harakat olib berishi ham muvaffaqiyat qozonishining qanchalik darajada ekanligiga aloqador savoliga javob berganda mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining G'arbiy Tinch okeandagi kichik orollarni yo'q qilib o'tish tajribasi intayin mo'l. Bu bayonotni Xitoyga qarata bir signal deb analiz qilishga bo'lib bo'lmaydiganligiga aloqador savolga javob bergan McKenzie mundaq deb ko'rsatdi. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida kichik ham chatti qoldirilgan orollarni yo'q qilib o'tishda mo'l tajribalarga erishganligimiz hammaga ayon. Jumladan bu Amerika armiyasining ilgirimi sinoq qilgan tajribasidir. Bu bayonotni ana shu tarixiy haqiqatni ifodalashning sirtida tushunmaslik lozim. U yana terrorlik tashkiloti Daeshga qarshi Suriyada davomlashayotgan harbiy harakatlarda ilgirlash hosil qilinganligini, Daeshning qo'lida faqat bir qancha joyningla qolganligini mo so'zlariga ilova qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyaning Munbij rayoni krizisini hal qilish masalasida 3 bosqichli planni muhim ishlar kun tartibiga kirgizdi. Anqara bilan Washington bo'lguncha va ishg'olchi terrorlik tashkiloti PKK, PYD, YPG'ni Suriyaning shimolidagi Firat daryosining g'arbiga joylashgan Munbij rayonidan chekindirish uchun texnikalik jihatdan kelishdi.